Her zaman ben de teşekkür ediyorum. Hızlı Alevi Menkul Değerler'e dönüyoruz. Enver Erkan bizi bekliyor. Enver selam. Merhaba Hande, selam. Borsa İstanbul'da 74 bin üstünde kalabilecek miyiz? Şimdi Borsa İstanbul'daki hareketlere baktığımızda hafif eksi de açmıştık günü. Fakat yurt dışı etkisiyle özellikle Almanya ve Euro bölgesinden gelen olumlu imalat PMI verileriyle yurt dışı borsaları pozitif sınırlar içerisine girdikten sonra BIST %'de seyir pozitife döndü. Burada 74 bin üzerinde tutunduk. Hatta dolar TL'deki gevşeme eğilimi ve tahvil faizlerindeki aşağı yönlü hareketten sonra 74.500 seviyesinde de tutunduğunu görüyoruz dolar BIST 100 endeksinin. BIST 100'de şu anda 74.500 alımların etkili olacağını, 74.000 seviyesi aşağısına düşülmediği sürece de seyrin pozitif olabileceğini düşünüyoruz. 74.000 aşağısında satış baskısı görünüyor. Buralarda gün içi hareketlerde 73.500 ve 73.000 seviyeleri test edilebilir. Şu anda bizde teknik bir sıkışma olduğu görülüyor. Bunun nedeni de tabii ki Fed öncesindeki kararsız seyir. Fed toplantısından çıkacak karar, Fed'in tapering yapıp yapmayacağı BIST 100'ün yeni bir trend oluşturmasını sağlayabilir. Peki dolar TL için ne diyorsun? Orada 2.04'ün altı ne kadar kalıcı olabilir? Dolar TL bugünün eksi kılaştırma günü olmasının etkisiyle gevşeme eğilimindeydi gün boyunca ve son açıklanan New York Fed imalat endeksinin de beklentilerin altında kalmasıyla aşağı hareket biraz daha desteklenmiş durumda. Burada 2.0350'nin aşağısında kalması önemliydi dolar TL'nin. 2.0350 üzerinde bir hareket yapmadığı sürece aşağıda 2.0275 seviyesinin gün içi hareketlerde hedeflenebileceğini görüyoruz. Dolar TL'nin tekrardan yukarıya hareket etmesi durumunda ise yukarıda 2.0415 seviyesi önemli bir direnç konumunda. Bugün eksikılaştırma günü, Merkez Bankası piyasaya 180 milyon dolar satacak. Bunun etkilerini görmemiz muhtemel. Yarın PPK toplantısı takip edilecek. Ama tabii ki hafta içi seyri belirleyecek en önemli unsur Fed'in tapering yapıp yapmaması olarak görünüyor. Peki Enver, çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar dilerim. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Aradan sonra stüdyoda konuğumuz Aysun Karaytuğ olacak.